E-Ticaret sohbetlerinde yanımızda Insider'dan sevgili Kerem Bozokluoğlu var. Keremciğim hoş geldin. Hoş bulduk. En son seninle online bir etkinlikte beraberdik. Doğru. Ama zaman çok hızlı geçiyor. Evet. Seninle burada olmaktan çok keyifliyim çünkü inanılmaz bilgiler paylaşıyorsun. Yani çok bilgi var, çok veri var. 2023'ün ilk 3 ayı bitti. Neler oldu sizin tarafta? Oradan başlayalım. Ya teknoloji tarafında çok fazla aslında gelişme var. Evet. Her gün bir yeni bir şeyle karşılaşıyoruz. İşte OpenAI biliyorsun ChatGPT'yi çıkardı. Herkesin diline pelesenk oldu diyebiliriz artık yanan için. O yapay zekayı çıkartınca bu zamana kadar yapay zeka yapıyorum diyen herkes bir arka plana, arka koltuğa oturdu. Öyle mi? Öyle mi oldu? İstersen ya o yapay zeka ise bu yapay zeka değil, dedik hep beraber. Ve bunu nasıl iyileştiririz aslında biraz buna odaklandığımız ikinci bir quarter yani ikinci bir çeyrek geçireceğiz gibi gözüküyor. Bunları yeni sistemlere nasıl uygularız? Müşterinin algısına göre işte satış adetlerini ve karlılığı nasıl bu sistemlerin içerisinde oranlarız? Biraz oralara doğru gidiyor iş. Tabi bu esnada biliyorsun işte bir önceki yılın son kuartırında bir de Metaverse gelmişti. Evet. Biliyorsun çok böyle köklü konuşuldu, bir şekilde. Edildi. Çok konuşuldu, çok yukarı çıktı. Derken bir anda her zaman olduğu gibi bir keskin bir düşüşle devam etti hayatına. Neden öyle oldu? Hep öyle olmuş bu arada. Ben ilk Metaverse'ü araştırmaya başladığımda zaman ilk bulunduğu zamanda da aralarda da birkaç tane böyle peak yaptığı noktalar var ama bu peakler ilk defa bu kadar yüksek milyar dolarların üzerine çıkan bir yatırım sürecinden geçtiği için de herkes çok duydu. Fakat oradaki teknolojiler şu an sahada kullanılabilir durumda olmadığı için ister istemez biraz el kol bağlıyor ve yatırımı da kısaltıyor. Onun yerine hemen ChatGPT alıverdi. Gördük yani hep beraber nasıl değiştiğini gördük. Şimdi bununla beraber video. Evet, onu bununla beraber insanların seslendirme veyahut da bir kameranın karşısına geçme algılarıyla alakalı problemleri giderecek teknolojiler. Bunların hepsi değişiyor şu anda. Ve yepyeni bir pazarlama modülü geliyor baktığında. Bu pazarlama modülünün içerisine robotları nasıl dahil edeceğiz? Yani bu zamana kadar olan robotları bunun içerisine nasıl entegre edeceğiz? Biraz aslında onu geçireceğimiz ikinci bir çeyrek başlıyor bizim özelimizde. Bu çeyreğe de dönecek olursak tekrar. Ben satışlardan ve bu 3 aylık dönemki ekonomik krizlere rağmen, dünya genelinde olan bütün ekonomik krizlere rağmen çok iyi bir süreç gittiğini görüyorum, gözlemliyorum. Özellikle insan gücüne dayalı birçok operasyon nokta alıp insanlar hala orada çalışmaya devam edip kendilerini geliştirebilecek başka işlere yönlendiklerini ya da mevcut işlerini yapmak zorunda yapamadıkları raporlamalar ya da kampanya fikirleri gibi şeylere daha çok vakit ayırdıkları bir 3 ay geçirdik. Bunun da rakamlara etkilerini çok net gördük diye tahmin ediyorum. Tabii ihtiyaçlar burada var ama bunun da rakamlarını çok net gördük diye düşünüyorum. Şimdi şeyi soracağım. Bu sene sizin de öyle bir yatırımınız da oldu. WhatsApp konusu inanılmaz derecede büyüyor. Çok sessiz geliyordu ama aslında inanılmaz bir e-mail'e de gidiyor. Yani insanlar, şirketler, markalar, firmalar datayı alıyor bir şekilde, verileri alıyor ama yani artık yeni kuşağın gelmesi, hayatın değişmesi, Covid sonrası bazı tüketici alışkanlıkların değişmesi sonrası müşteriye ulaşmak da değişiyor. Eskiden e-mail marketing çok tapken SMS bir ara girdi, sonra push mesajlar girdi. Şimdi WhatsApp ne durumda? Yani herhalde biraz da oraya mı döndü olay? Doğru söylüyorsun. Her bir kanal yani ticaret yapılabilecek her bir yeni kanal açıldığında aslında eski kanallar biraz böyle pabuç dama gidiyor gibi bir durum var söz konusu. WhatsApp zaten çok uzun bir zamandır business'ını geliştirmek için hamleler yapıyordu. Yapıyor. Fakat SMS gibi bir örnek olduğu için önlerinde WhatsApp'ın teknoloji ekibi kesinlikle ve kesinlikle bulk iletişime müsaade etmiyor. Bu bulk iletişime müsaade etmemeleri WhatsApp'ı daha böyle konfor alanında ve insanların da gerçekten kullanmak için hevesli oldukları bir yerde tutuyor. Reklamla boğmuyor, insanları çok rahatsız etmiyor. İnsanlar birbirlerini rahatsız ediyorlar genel olarak. Hani gruplar, broadcastler falan filan diye düşünürsek. Onlar bizi rahatsız ediyor ama WhatsApp'ın bu yeni çıkardığı modüller iletişim anlamında hele ChatGPT gibi bu AI yapay zeka ile birleştiğinde inanılmaz sonuçlar vermeye başlayacak. Biz ülkemizde şeyi kullanamıyoruz. WeChat'i kullanamıyoruz mesela. WeChat Çin'de. Çin. İnanılmaz gelişmiş bir teknoloji.
Ve her şeyi oradan yapıyorsun. Ödeme bile orada değil mi? Ödemeyi geçiyorum yani artık. Hmm. Orada başka bir yere gidiyor iş yani. Şey almak istiyorsunuz, faizsiz bir kredi almak istiyorsunuz, soruyorsunuz, bankadan cevap veriyorlar yani. Verinin kuvveti, evet, verinin gücü. Evet, veri oradan geliyor, banka otomatik cevap veriyor. Bankadaki yetkiliye bağlanıyorsunuz ve iş bitiyor. WhatsApp da tabii dünyada bunu yapmaya çalışıyor. Bu arada Amerika'da çok güçlü değiller. Amerika'da iMessage daha güçlü. Onun pazarlaması da var bu arada. Android'in güçlü olduğu, Android'in kendi SMS sisteminin güçlü olduğu pazarlar var. Ama bu yeni çıkan kanallara entegrasyon ve adapte olma işi çok hızlı gidiyor. Biz de biliyorsun işte senin de söylediğin gibi bir satın alma yaptık. MindBehind'ı satın alma yaptık. İlk Türk bir şirketin, başka bir Türk şirketin, teknoloji şirketinin satın alma yolculuğunun ilki bu. Ve güzel de bir örnek oldu bence. Biz bu ürünü tekrar baştan yapmak yerine zaten yapmış cengaver adamlar var burada. Evet tabii. Onlarla niye birleşmiyoruz, gücümüzü birleştirmiyoruz diye düşünüp çok güzel bir bence birliktelik başlattık. Onunla beraber de aslında burada şeyi gözlemliyoruz. Bu kanal güçlü bir kanal. Saf, temiz, kirletilmemiş. Kirletilmemesi için de önünde bir sürü bariyer olan zor bir kanal. Zor. Ve iyi pazarlama ve senin de az önce bahsettiğin o kullanıcının metadatası, yani kişisel datası değil de metadatasını kullanarak bunu hedeflemek ve sonuca götürmek en önemli olaylardan bir tanesi olacak. Son bir sorum olacak, sana özel. Unicorn bir şirketsiniz. Evet. Unicorn bir şirkette çalışmak nasıl bir his? Sana bir şey söyleyeyim mi? Daha şeyini keşfedemedim. Nedir bunun ayrıcalığı? İçinde olunca görmüyorsun. Ama şu bir kesin, gittiğimiz yerlerde eğer bizi tanıyan insanlar varsa bir değer olduğunu gözlemliyorum. Doğru. Bu değerin de şey değeri değil yani. Hani o çok büyük firma gelmişsiniz, aa süper falan değil. Ya siz bu işi nasıl başardınız ya bu kadar genç yaşınızda diye bir şey. O da beni çok gururlandırıyor. Ama bunun altında daha da önemli olan, işte sen biliyorsun zaten ama bilmeyenler için söylemiş olalım. İşte biz yıl içerisinde işte One Plus One diye, ondan sonra Code Academy diye, She Leads diye, ondan sonra bir sürü böyle programımız var. Ve bu programlardan genç yetenekler çıkartıyoruz. Ve bu çıkardığımız genç yetenekleri ülkeye gerçekten faydalı insanlar haline dönüştürmek gibi bir misyonumuz var. Insider'ın asıl amacı istihdam yaratmak, ürün yaratmak bile değil gerçekten de. Bu olunca temelinde başarmamak mümkün değil diye düşünüyorum. Ne kadar güzel. Bunun karşılığı bu bence. Ne kadar güzel. Bence şeyi bu. Belki de diğer etkinliklerde, seninle inşallah katılacağımız etkinliklerde insanlar gelecekler. Biz de Insider'dan mezun olacağız. İnşallah. Olduk diyecekler, mezunlarımız diyecekler. Bu arada bugün biri var burada. Öyle mi? Klasman'dan mezun olmuş, süper. Liseye devam eden ve tatil sepetinde işe başlamış bir arkadaşımız var. Süper. Muhteşem bir hikaye yani. Yani demek ki oradan mezun olup oraya girmiş, tatil sepetine girmiş. Harika, daha nicelerini görmek dileğiyle diyelim. Çok teşekkür ederim Kerem'ciğim. Ağzına sağlık.